şimdi önce kıymasını pişireceğim. Peki. Yani tarhanayı ve kıymayı bebek için pişirirken önce evet az suda bir köfte kadar kıyma az suda pişireceğim suyla birlikte. Hı hı. Daha sonra tarhanayı ekleyeceğim. Önce kıyması pişecek. Evet, birazcık kıymayı çatalla böyle incelterek hı hı. pişireceğim. Biraz pişmesi lazım bunun. Daha sonra piştikten sonra kıymayı koyacağım. Piştikten sonra tarhanayı ekleyeceğim. Tamam. Evet. Ben çayımı göstermek istiyorum sevgili izleyiciler. Evet, biz de onun tadına bakarız şimdi. Tadına bakalım. Sibel'cim o güzel saçlarını şöyle diyor ki sesini daha iyi duyalım diyor evet. Mustafa. Şöyle. Bir fındık da tereyağı ekliyorum. Oo. Evet kıymayla birlikte böylece tereyağlı güzel besleyici bebeklere tuzsuz tereyağı. Çayımı koyuyorum bu arada. Hem kahvaltıda hem yemekte. Bakın enerji çayının evet, güzelliğini. Böyle pişsin biraz. Hmm, kokusuna hemen bakıyorum. Mükemmel bir kokusu var. Gerçekten harika. Nasıl? Beğendin çok güzel. Mi? Koku harika. Evet, şimdi içeceğim. Özellikle lavanta. Ops. Yandın mı? Evet. Özellikle lavanta çok böyle enerji veren evet. ve hoş hissettiriyor. Vanilya çubuğu da var çayda. Çok güzel. Bal koyabilirsiniz. Hani tarifte evet. bal arzu ederseniz koyabilirsiniz tabii. ama vanilya çubuğu da çok hoş bir aroma katıyor. Ne kadar güzel bir çayımıza. Sunumun güzelliğine bakın. Ve portakal kabuğu tabii. Mükemmel. Evet. Tadına Her bitki bakıyorum. Çayına portakal kabuğu eklenebilir. Eklenebilir değil mi Sibel? Evet. Çok sıcak ama çok güzel. Gerçekten Enlenmiş, çok güzel. Çok güzel evet. Bu hem rahatlatır hem o emziren annenin stresini biraz alır. Hem böyle bir hoşluk o hissettirir. O yorgunluğa, vücut kırgınlığına, evet. gün içindeki bitkinliğe çok iyi gelen bir çay. Valla eskiden çaycı başı falandım herhalde. Yani bu kadar çok çay seven, kahve seven biri olamam. Ben yani, öyle. Sen de çok tüketiyorsun. O sebeple değişik bitki çayları evde Deniyorsun mutfakta sürekli. Çalışmaya başladım. Kendim yani kendi çok fazla çünkü çay ve kahve tüketince biraz da kafeinsiz olanlara biraz Tabii. da sağlıklı olanlara. Evet, sağlıklı olanlara yönelmeye başladım. Evet. Böyle kombinasyonlar yapıyorum. Müthiş. Evet, bu arada bir de kahvaltı aslında bahsedebiliriz. Peki, vaktimiz varsa Tabii. eğer. 2 dakikamız ben var yedek ama olarak, kıymalı tarhanayı hemen ekliyorsun o zaman üzerine. Tarhanayı ekleyelim, evet. Evet, kıyma zaten bak probiyotik pişmeye bebek başladı. Kahvaltısı diyorsun ama probiyotik bebek vaktimiz kahvaltısı. Vaktimiz kalırsa probiyotik bebek diyorsun. Kahvaltısından da bahsedeceğim. Kahvaltı çok soruluyor bana. Evet. Anneler çok soruyorlar. Çünkü en çok tıkandığımız nokta galiba değil evet. mi? Ne vereceğiz? Şimdi ne yiyecek? Daha yumurta evet. da yiyemediği dönemlerde bebeklerin alternatif. Kaçıncı ayda başladı yumurta? Şimdi yumurta 6 aydan itibaren yumurta sarısı yarımın yarısı kadar tam katı haşlanmış evet. olarak başlanabilir. Hı hı. Anne sütü almaya her zaman devam etsin. Anne sütünü kesmiyoruz ek gıdaya Tabii. başladığı için ama anne sütü devam ederken biz mesela yumurta gibi demir oranlarını destekleyen besinler bunlar. Yumurta sarısı, tereyağı gibi sonra benim mesela vereceğim yine kahvaltı tariflerinde fındık, ceviz, badem toz haline getirip ben bebeğe kahvaltı hazırlıyorum. Harika. Bir bölümde de onu hazırlarız. Ay evet çok güzel gelmiş onlar da. Evet. Bir dahaki sefer onu da göreceğiz galiba. Evet. Kıymalı tarhana çorba müthiş oldu. Evet çünkü önden kıymayı pişirdik. İkisini evet. birlikte yaptığımız zaman birazcık topaklanma oluyor. Bebeğin diline o zaman kıyma Tabii. geliyor. O zaman yemiyor diyor anneler. Ama bu şekilde hazırladığımız zaman yiyecektir. İşin püf noktası işte buyurun. Tarhanayı önceden bir 15 dakika suda çözdü. Evet çözdürdüm. Kıymayı ayrı pişirdi. Kıymayı önden o sırada evet. koydum. Evet. Pişti. Oh. Evet. Bizim burada tabii 2 porsiyon mis, oldu. Olsun. Benim, İçeriz hep beraber. Benim tarhana yoğun olduğu için. Evet. Öyle müthiş. Güzeldir. Hanımlar bu çayı önerin. İçinde 1 tatlı kaşığı lavanta, 1 tatlı kaşığı yeşil çay. Evet. 2 adet kakule onun içini böyle açarak şöyle küçücük bir bitki şöyle göstermek istiyorum hemen size. Şöyle kakule her yerde bulunuyor. Portakal kabuğu rendesi koydu. 1 adet vanilya çubuğu.
İçine bal da koyabilirsiniz isterseniz. Afiyet olsun, enerjiniz bol olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine güzel tarifler, hem toplar, hem çorbalar, hem çaylar. Daha ne olsun? Sibel Gülüyor. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz efendim.